Ha, çok tatlı olduğumu düşünüyordum ben canlı yayında. Çok tatlı bir vahşisin. Evet, olabilir. Ay, bütün gün setteydim. Çok yoruldum. Ha. Evet. Başrol Millete olmak öyle bir sesleneyim şey mi o kadar? abla. Set bizim işimiz bebeğim. Nasılsın? Keyfin iyi mi onun dışında? İyi, çok iyi. Yani Mükemmel. güzel, güzel. Senin nasıl? Güzel, güzel, keyifli. Yani keyifli olduğu kadar keyifli böyle süreçlerde işte. Canım, ne güzel konuştun. Evet. İşte dün beni aradılar, dedik böyle bir şey yapalım. Yapalım tabii dedim yani. Yapalım. Ve böyle bir Zaten de şeye yapalım. giriştik. Ama Evet. yarın daha rahat bir gündü benim için. Yani yarın benim için daha rahat olacaktı ama olsun, Ama bugün yarın çok ben doluydum ablacığım falan. zor. domates yiyeceğim. Ayıp olmaz. Bu canlı yayınlarda yapılıyor mu? Yeniliyor mu böyle şeyler? Olabilir Tabii mi? tabii Yoksa yiyebilirsin. çok Ben de ciddi su mi içiyorum. takılacağız? Yiyebilirsin. Yani hiç bir problem yok. Evet. Dizide böyle unutamadığın bir an var mı? Böyle ya da gülme krizine girip çekemediğin, ne bileyim. Bence karavan anlarımız. Evet. Ya çok eğlenceli, Karavan. çok güzeldi ya. Yani Ya hem evet. bir o kadar ciddiye alıp hem de bir o kadar eğlendiğimiz bir set oldu bence. Kesinlikle. Ben Yani sen sihirbaz oynarken şeyde de numaraları. çok gülmüştüm ama. Pizzacı. Var ya senin. Sen onu önce bir yapamadın, edemedin falan. Sonradan buldun onu. Evet, Çok ilk güzel başta oldu. yapamadım. İlk başta çoğu şeyi yapamıyorum zaten ablacığım. Öyle bir yeteneğim var. Yeteneksizliğim veya. Sonradan bir şekilde yapabiliyorum herhalde, bilmiyorum. Benim için zordu bu arada. Yani ilk şey, senin de bu arada dijital olarak ilk değil mi? Evet. Yani ne kadar ortak yönümüz var. Canım, her zaman. En sevdiğim İşler kısa. kardeşim sensin. Ya bir tanesin. Gerçekten kısa zamanda 8 günde ciddi ciddi 8 bölüm çektik biz. Evet. Yani kolay bir süre değil. Yani Ama bence ön hazırlığını iyi yaptık. evet. İşte Provalar. küçük ekip olmanın avantajları vardı. Küçük Hepimiz ekip dediğin yine birbirimizi vardı. hem tanıdık hem tanıyorduk falan. Onun avantajı vardı. Bizim öyle bir şey gelişti. Yani biz 4 oyuncu birbirimizi tanımıyoruz. Yani ben tanımıyordum sizi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence en önemli şey ve bence bizim ülkenin en büyük eksiği ekip halinde bir şey yapamamak. Bizim bu işte öyle bir şey yoktu. Kimsenin egosu yoktu. Herkes sadece ekip halinde güzel bir iş çıkarma derdindeydi. Ve çıkamadı işte maalesef. Ya şeyi hatırlıyorum, ben ilk okuma provasına geldim, daha kimseyle tanışmadım. Daha girdiğim dakika şeyi söylediğimi hatırlıyorum. O kadar yorulmuşum ki yaptığım yolculuktan. Ya abi işte şeyle geldim, motorla geldim, onu anlatıyorum. Yani motora binip gelmişim, size onu anlatıyorum. Ya bir Aytaç, ben merhaba ben Aytaç de, işte Nurgül abla Nurgül desin, ben de Nurgül, veya Hazal Hazal ben de desin. Yok abi, direkt şey gibi girdim yani. Ama biraz Daha da önce pandemi tanışıyoruz sonrası sizi. olmasının verdiği etki bu. Biz ilk girdik. O gün sen yoktun galiba. Evet. İşte Hazal falan filan vardı. Selim benim işte. Herkes vardı. Ama hepimiz mal gibiydik. Ya eskiden sarılıyorduk. Şimdi sarılacak mıyız birbirimize? Nasıl konuşulunuyordu? Nasıl davranılıyordu? Herkes böyle biraz soğuk, biraz değil. Tam öyle ne yapacağımızı bilemiyorduk falan. Yani seninkini de yedik zaten. Boş ver. Olur, öyle şey. Ya ama çok işte çabuk ısındık. Garip de öyle bir his getirdi o ortam bana işte. Okuma provasında girdiğim dakika öyle bir his geldi ve öyle bir tanışıklığa Ama sen ihtiyaç okuma duymadım. provasında çok boş yapıyordun be Aytaç. Yani söyleyemedim şimdi. Aylardır içimde. Çok boş yaptın abi. Çok boş yaptın ya. Niye güzel şeyler anlattım ben? Hayır ya. Hiç anlatmadın Aytaç. Çok zordu oğlum seninle çalışmak. O karavanda abi ne boş yaptın ya. İyi ki yaptın bu canlı yayını. Bana bu fırsatı tanıdın Aytaç. Aytaç çok vahşisin. Ya sen, Ya bir ya sus ona Aytaç Allah aşkına. YouTube kanalıma hoş geldiniz diye canlı yayın yapıyorsun ya. Ben de insanım ya. Başım zaten. ya karavana girmeden Abi önce sus ben Aytaç ya.
Diyorum ki dur Nurgül abla içeridedir, karavandadır. Dur ilk bir sesimi duyurayım. Hadi geldi deli. Nurgül abla burada mı? Neydi bu? Allah seni kahretmesin. Bugün itiraflar günü olsun. Oğlum ben seni ilk gördüğümde var ya. Ya harbiden ama o öyle bir enerji tuttu. Ne yapayım? Çok seviyorum abi. Yani gerçekten içten kalpten olan insanı ben de kalpten oluyorum. Açılıyorum yani. Espriler yapayım, şakalaşalım, boş konuşayım. Dolu da konuşuyordum bu arada, o kadar da değil. Okey, ben hakkımda o ayrı gibi. Tabii ki. Lütfen. Son Necati abinin de başını ütüledim son gün. Ya evet ya. Anlatıyorum abi. Bu Aytaç bize geldi. Hayır. Gitmedi ya. Ben gece yatmaya gittim. Bunlar sabaha kadar sohbet ettiler. Sabah kalkıyorum aynı yerdeler. Ben sete gidiyorum hala aynı yerdeler. Setten geliyorum aynı yerdeler. Benim oğlanın odasına yerleşti. Ha, inanamazsınız ya. Ama sen dedin ki Aytaç dedim bende kaldın. Necati abiyle de çok güzel muhabbet edildi. Dedik ki oturup bir muhabbet edelim yani. Ben mi dedim? Sabah da kalktık omlet yaptı. Kim yaptı? Ben mi yaptım? Ben yaptım ya. Sen yaptın yumurtalı. Neydi? Patatesli yumurta yaptın. Patatesli yumurta ya bildiğimiz. Patatesli yumurta yapacağım dedim. Ya evet. Çok güzel bir gündü ya. Geleceğim zaten. Tekrar geleceğim. Geleceğim diyor. Başının belasından kurtulamam. Hat kesildi. Hat kesildi. Şimdi biliyorsun ki ilk sezon bitti, yayınlandı falan ya. Şimdi bunun ikinci sezonu var. Mi? Var mı bu arada bilmiyorum. Ben ha, böyle sen bir... Sen niye böyle şey yapıyorsun? Sen niye yükseldin? Sen niye? Yok şimdi yapımcı da izliyor abla. O zaman yapımcıyla bir konuş. Ara beni sonra. Bakayım kimler izliyor bu arada. Umarım... Evet. Bir bakalım aşağıya. Evet evet. Evet ooo. Oo. Evet, evet. İzliyorlar. O zaman biz ikinci sezonu burada yazmaya. Evet. Vahşi ol bakayım hadi. Hadi vahşi ol bakayım. Ya öyle olmuyor. Ay, bir olayla karşı olur. Karşıya kalmam lazım. Ay, şimdi vahşi ol bakayım. Dur bakayım vahşi şeyler şey paylaşmış. Bir saniye ablacığım bir saniye. Benim de yorum tutturmam lazım yani. Bir sana cevap veremiyorum. Aytaç eve gelince kalıyor diyorlar. Kime gittin de kalmış? Ender abi yapma adım çıkacak öyle. Ha bu arada Eksen'de 8 bölüm tamamlandı. Ben zaten hep baştan şunu istiyordum açıkçası. Zaten 15-17 dakikalık bir dizi olduğu için bölümleri toptan izlensin istiyordum. Yani bir akşam açsın kanalı bütün bölümleri birden izlesin. İsterim yani insanlar. Yani tek tek izlemektense 8 bölüm birden izlemesini tercih ederim. Ben şahsen. Evet merak ediyor insan. Ama güzel bir iste. Ben izlediğimde mesela zaten ben senaryoyu biliyorum. Oynadım falan ama böyle saçma bir şeye de daldım ben. Aa bayağı merak ettim şu an ya. Ne olacak? 3. 4. bölümü bekleyeceğim diyorum. Aa, işi çekmişim. Ha sen bölüm bölüm mü izledin? Ben? Bakayım. Bölüm bölüm mü izledin? Ben yine izledim Eksen'de. Yani açtım izledim. Bekledim. 3-4'ü de bekledim. Bir sonraki sasını 5-6'yı da bekledim. Tebrik sonra 6-7-8'i de bekledim yani. Merakla bekledim de ne olacak diye de şey yaptım. Biliyorsun ne ben oldu? Anda yaşarım. Sonunda ne oluyor? spoiler vereyim mi? Verme. Vermeyeyim değil mi? Verme. Olmaz. Ben şimdi bir şey yapayım. Yeni geldim ya setten. Böyle bir şeyler yiyeyim tamam. İçeyim falan bir kendime geleyim. Sonra belki tekrar şey yaparız. İzliyorum tamam. Ama. Yazarım tamam. Hafta. Öpüyorum çok. Ben Kızım de abiyi seni... alıyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaşmışsın. Ben de seni. Canım benim. Bir tanesi. Öpüyorum çok. Selam söyle yanındakilere. Kim varsa. Hepsini tanıyorum. Selam söyle. Hayır, eniştem selam. Burada. Oo eniştem. Ya. Nasılsın? İyi. Aferin. Sen nasılsın? Bekliyoruz. İyi. Muhteşem. Seni oraya geçecek. Bir gün geleceğim. Gel. Bir gün derken deyip kapatmak istiyorum. İki. Ay yani. Canım benim hadi bay bay. Hadi bay bay. Sen mi çıkıyorsun ben mi çıkartayım?
Sen çıkart artık, sensin şey. Tamam. Ben sana bir hikaye anlatırım da burada anlatamam. Yani burada anlatmayacağın hikayeyi niye söylüyorsun? Merak uyandırıyor. Uyandırmadı. Bu sefer uyandırmadı. Tamam, ben sana anlatacağım. Yani, yok öyle bir hikayede yok aynı zamanda. Uydurdum şu an. Hayır, var bence. Yok yok. Gerçekten yok. Sonra Fehmi bu arada buralarda, biliyorsun değil mi? Nerede? Fehmi aşağıya yazıp duruyordu Fehmi biraz önce. Komedi filmi hiç düşünür müsünüz? Belalı Baldız gibi. Şimdi biz bir dizi yaptık. Tabii ki şeyi çok olmadığı için çok yani yaptık. Bir şekilde söylemek istiyorum bazı şeyler ama bir şekilde söyleyemiyorum. Tam da onun için buradayız şu anda. Gayet komik. Ama bizimkinin adı ne? Smart komedi. O ne? Yani smart komedi. İşte çok zekice bir komedi. Çok zekiyiz biz. Çok zeki komedi yaptık. Anladım. Bak Fehmi'yi alın diyor. Bence de Fehmi'yi alalım. Fehmi nerede? Yani ben sen al. Ha canım. Ne diyor? Nasıl alacağım? Tamam. Fehmi zaman sana işte... yine öpücükler ablacığım. Hadi öpüyorum seni. Bir daha da geleceğim aramasın. Geleceğim değil mi geri? Burada mısın? Hazalı da bir alırım. Nerede Hazalı o? Al. Hazalı al. Çok güldüm Fehmi'yi ben alıyorum, Hazalı. Hazalı alıyorum. Seni alıyorum. Abi bu durmayacak sabaha kadar böyle. Sen şimdi Fehmi'yi al ama. Tamam, Fehmi'yi alıyorum şimdi.